24 Haziran seçimlerinden sonra vatandaşımızın Türkiye'den ve Kayseri'den beklentileri neler? Onları sorduk. Bakalım neler demişler? Beraber göz atalım. Türkiye'den beklentiniz nelerdi seçimlerden sonra ve Kayseri'de neler bekliyorsunuz? Vallahi demokrasiyi bekliyorduk, olmadı. Suriyelileri vatanlarına göndersinler. Kayseri'yi falan bilmiyorum da ben sadece kızıma iş bekliyorum. KPSS'ye hazırlanacak. Ne istediğimiz değil de yani şu andaki hükümetten memnunuk. Onun için nasıl bilirlerse öyle yapsın diyorum yani. İşi gücü rastlasın yani. Daha ne olacak? Daha önceki dönemleri de biliyorum. Tramvayın kalkmasını, alttan gitmesini bekliyorum. Suriyelilerin gitmesini bekliyorum inşallah. Türkiye'den bir beklentim yok artık. Kayseri'den de yok. Yani memnunlar. Memnun oldukları için de devam etsinler. Başka bir şey diyemiyorum. Seçimden sonra herkes silah sıkarak kutlama yapıyordu. Z75 almış bir yer. Yani hallerinden memnun. Bir şey diyemeyeceğim. Ben şu Kayseri'yi, Kayseri'nin böyle olacağını, Türkiye'nin böyle modernleşeceğini vallahi hayal bile edemezdim. Bunlar yaptılar. Türkiye'den ne bekliyor? İşte ne gerekiyorsa o. Yani ne yapmak istiyorlarsa onu yapacaklar. Yani Türkiye'ye ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Seçimlerden sonra Türkiye'den beklentileriniz neler? Daha girişimci, daha özgürcü hareketler yapmasını istiyor mesela. Ben evliyim, benim bir kız çocuğum var ve ben geçinemiyorum yani. Ve şu anda da işsizim. Sorun işsizliğin önüne geçilmesi. Bunun önüne geçsinler, ne istiyorlarsa kabul. Vallahi Türkiye'den beklentimiz inşallah düzelir. Bağlılık, işsizlik, dolar mark başını aldı gitti. Şu sıkı yönetimini de onda kaldırsa bir gün önce, acık dış devletlerden para mara gelse. Yani söz verdi ki demin bayramdan hemen seçimden sonra doları indireceğim, liroyu indireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Biz de güvendi koy verdik. Elimizden geldiği gayreti yaptık. Aman kazansın, aman kazansın deyin. O da inşallah bizi utandırmaz. Utandırırsa bir diğer de havasını alır. Doğruya doğru. Sayın Mustafa Çelik'ten ricam. Gençlere biraz öncelik verelim değil mi? Ülkemize katkımız olsun. Gelecek kaygısı yani yaşamak aynen istemiyoruz yani. Tek beklentim insanların bakış açısının değişmesi. Mesela örnek vereyim. Kısa pantolon giyiyorum. Laf atıyorlar. Tramvaydayım, amca bana dönüyor. Estağfurullah diyor, arkasını dönüyor. İnsanlar rahatça fikirlerini beyan edemez oldular. Şu an röportaj yapıyoruz ama yani içimizde bir korku var. Yarın başımıza bir şey gelir mi diye. Gelir mi? Bilemiyoruz. Neden olmaz? Gelişmeler oluyor yani. Dolar çok... Buradan yetkililere sesleniyoruz. Sesimizi duyun. Vallahi pallak bir Türkiye bekliyor. Umuyor bak. Aslı çıkarsa güvencemiz de yok da. Emekliye zam. Beklenti o. Burada bize lazım huzur. Rahat yaşam bekliyoruz. Bir vatandaş devletten ne bekleyebilir? Huzur bekliyor. Yargı bekliyor. İşsizlik önlensin. Seçimin var olduğuna inanmıyorum. Bir şeyler döndürüyorlar, ediyorlar, devam edip gidiyor yani. Ya çok yalan söylüyor, buna kızıyorum ya. Birlik ve beraberliğin düzenine sağlanmasını istiyorum ben. Ne bekleyeyim? Beyim işsizlik maaş aldı, onu benden geri aldılar. Dışa bağımlılıktan bir an evvel kurtarılmasını istiyorum. Ağlıyor. Kanka yapayım diye bir kilo et aldım, 43 lira. Suriyeler istemiyor. Çok ya, çok oldular kızım. Bizimkiler doğum etmiyor, bir tane iki tane onlar diziyor. Huzurlu bir Türkiye isterdik. Olur muydu acaba? Kafa sallıyordu acaba. Olmaz diyor bak.